birlikte birleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar, şimdi ben hemen tarif edeceğim. Lacivert, mavi tonları, artık rengi her neyse, ipimi aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle tarif edeyim. Önce baş parmak için 2 tane baş parmak yapacağız. Şöyle. Sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Halkamı kapattım. Şimdi 10 tane yapacağım yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tane sık iğne yapacağım yani. 6, aynı sık iğneye batmayalım ki dikkat edelim. 7, 7, şu alttaki ipi de alabiliriz. 8, 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar baş parmağımız için bundan bir tane yaptık. Keselim. Çünkü ben yaptığım için arkadaşlar şimdi kesmeyeceğim, koparmayacağım. Şimdi bunu yaptık. Keselim arkadaşlar. Bakın şurada. Kestim, kenarı koydum. Siz bundan 2 tane yapıyorsunuz. 2 tane yapıp kesip kenara koyun. Baş parmaklarımız tamam. Şimdi 3 tane de diğer parmakları ben 4 parmaklı yapacağım arkadaşlar. İsteyen 5 parmaklı yapabilir ama ben 4 parmaklı olarak göstereceğim. Şöyle. Baş parmağımızı yapar gibi. Şimdi 2 tane baş parmak yaptık ya arkadaşlar. Kestik, bıraktık. Şimdi bu parmaklar için bunlardan da 6 tane yapacağız ki 2 ele arkadaşlar. 2 ele. 1 ele 3 tane yapacağız. Ben 1 ele yaptığım için şimdi bundan 3 tane yapacağım. 2 tanesini yaptım. Sihirli halkamı oluşturdum. Aynı baş parmakta yaptığım gibi 10 tane ördüm. Ve şimdi 1 tane, yani 1 5 daha yapacağım arkadaşlar. Bu parmak için sihirli halkamı yapıyorum. 5, 10, 10 ördüm. Şimdi 15'e tamamlayacağım onu. 3 tane de bundan, yani 6 tane bundan 2 el için. 11'den devam ediyorum. 12, 13, 14 ve 15. Evet, bu şimdi benim son olduğu için bunu kesmiyorum arkadaşlar. Bundan 6. da kesmeyin. 5 tane yapın. Bakın ben dediğim gibi bu bir parmağı yaptığım için ben sol eli yaptım. Sağ eli birlikte yapacağız. Sol eli de göstereceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar 2 tane yaptım. Bu üçüncümde artık bunu kesmiyorum. Şöyle 2 tane daha sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi diğer parmağı alıyorum. Bundan da 3 tane. Bakın şöyle göstereyim. 1. Bu sağ el olacak arkadaşlar. 1, 2. Ya da bunu sol el olarak yapalım. Sonra ben sağ ile devam edeceğim. 3. Bundan 3 tane. Hatta tekrar göstereyim. Bakın şöyle. Aldım. Bir tane birleştirdim. Hemen yandakine 2 ve 3. Şimdi diğerini alıyoruz arkadaşlar.
Bundan 5 tane. Birinciyle birleştirdim 1. Bunun komple örüyoruz 5 tane. 2 3 4 ve 5. Beş tane ördüm. Şimdi karşı orta parmağa geçiyorum. Hemen buradan şöyle iki tane alıyorum. Bir. İki. Şimdi diğer parmağa geçiyorum. 1 2 ve 3. Üç tane. Şöyle. Şimdi 15 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Şöyle artık sık iğnelerimiz belirgin oldu. 1 1 Biraz ışığı açayım. 2 3 4 5 6 Bakın arkadaşlar, şöyle arada boşluklar var, oraya değil direkt parmağa. 7 Çünkü birbirine sıkması lazım. Yoksa aralık boşluk bırakırsınız. Olmaz. 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar. Şimdi burada 18 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Ama sayı kaçırdıysanız hiç önemli değil. İnanın hiç önemli değil. Yani burada 15 olmuş, 12 olmuş hiç önemli değil. Yani onu gövdede hallederiz. Evet, şimdi çok özür dilerim. Burada 15 tane sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 15 tane. Hatta şöyle sayalım dilerseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18 birazdan olacak. Baş parmağı ekleyince. Şimdi arkadaşlar önce bir arttırma yapıyoruz. Bir arttırdık. 12 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Sol el için bu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi bir arttırma yapıyoruz.
bir tane sık iğne yan tarafa yapıyoruz. Evet. Bakın parmağımız oluşmaya başladı parmaklarımız. Şimdi 17 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 17 sık iğne ördük. Evet, şimdi baş parmağımızı alıyoruz arkadaşlar. Nerede bitirdiysek, yani nerede bitirdiysek, bakın şurada bittiyse şöyle. Şimdi sol el için gösteriyorum. Sol elimiz için. Şöyle birlikte. Şöyle. Birlikte arkadaşlar. İkisini birlikte. Hem elden hem baş parmaktan bir tane aldım. Hemen brokoller pişmiş. Bir diğerine. Misafirim var. Bu arada annem var. Bir şeyler soruyor arada arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. İki tane birleştirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi 15 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakın. Şu baş parmaktaki ipi içeri alacağım ben. Şimdi baş parmaktan 2 tane almıştık. Geriye 3 tane kalmıştı arkadaşlar. 5x'di zaten. 3 taneden örüyorum. 1 2 ve 3. Şöyle. Ve yine 15 sık iğne yapıyorum. Hemen şu gövdeden, gövde kısmı diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, şimdi şöyle baş parmağı şöyle açıyorum. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapacağız arkadaşlar. 12 sık iğne kalana kadar. Şöyle bir sık iğne bir azaltma. 12 sık iğnemiz kalana kadar. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma,
Bir sık iğne. Bir azaltma. Altı kere tekrarlamış olacağız. Çünkü 18 sık iğnemiz vardı. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir sık iğne. Ve son bir azaltma. Şimdi 12 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. 7. ve 23. sıralar arasında arkadaşlar. Bakın avuç içimiz burası. Ve doldurun arkadaşlar. Doldurmayı yapın. 7. ve 23. sıralar arasında bu şekilde 12 sık iğne örelim. Bu sol elimizde. Şimdi ben arkadaşlar sol eli zaten yapmıştım. Şimdi ben de sizlerle birlikte sağ el yapacağım. Maalesef ki sökmek zorundayım ama siz sökmeyin. Birini yaptınız. Evet arkadaşlar, şimdi ben tekrardan yapacağım. Sol eli size gösterdim. Şimdi sağ eli de birlikte şöyle sağ el için arkadaşlar aynı şekilde bütün parmakları birleştirdiğimiz yere kadar geliyoruz. Yani 15 sık iğne yaptığımız yere kadar. Şöyle hemen tarif edeyim. Önce sonuncu parmağı ördük ya. Sonuncu parmağı ördükten sonra hemen bunu birleştirdik. 2 sık iğne aldık. Ondan sonra 2 sık iğne ördük. Sonra 3 sık iğne 2. parmaktan. Sonra tekrar 3. parmaktan 5 sık iğne. Sonra 2. parmaktan 2 sık iğne aldık. Sonra 1. parmaktan 3 sık iğne aldık. Toplamda 15 sık iğnemiz. Bunları birleştirmiştik. Ne zaman ki sağ kol sol kol ayrımına geldiğimizde arkadaşlar, şimdi sağ el için yapacağız. Sağ el için arkadaşlar öncelikle 6 sık iğne. Hatırlarsanız sol el için öncelikle 1 arttırma 12 sık iğne başlamıştık. Tam da oradayız şu an. 1 arttırma 12 sık iğne yapmayacağız. Şimdi sağ el için 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi bir arttırma. Bir arttırma. Bir sık iğne. Yine bir arttırma. Ve 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu an 17 sık iğnemiz var. Şimdi 17 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane sık iğne ördük arkadaşlar. Şimdi 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi baş parmağımızı alamıyoruz. Şöyle baş parmakla beraber yine benim baş parmağım biraz zedelenmiş artık. Şunu şöyle düzenlemek istiyorum. Sökerken vesaire biraz zedelemişim. Sizinki muhtemelen düzgündür. Fark etmez. Evet, baş parmağımı ben tekrar ördüm. Diğeri biraz zedelenmişti. Şimdi baş parmakla birlikte 2 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. Birinciyi aldım.
Bir alttan bir üstten. İkisinden de birer tane arkadaşlar. Şöyle. Birlikte örüyorum. Hemen yandakine. Aslamak istemiyorum. Hemen yandaki neredeyse ona. Evet. Hemen yandakine battım. Bu şekilde birleştirmiş oldum baş parmağımı. Şimdi 9 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Baş parmağın diğer kalan 3 sık iğnesini de örüyoruz. Hemen 1'i aldım. İkiyi aldım ve üçüncü sık iğneyi de aldım ve 9 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 Siz daha düzgün yapın arkadaşlar, daha dikkat ederek. Ben size göstermek amaçlı tabi hızlı hızlı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, bu şekilde sağ elimizi tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar doldurma işlemini yapalım. Önce yine bir sık iğne bir azaltma. Aynı diğerinde yaptığımız gibi bir sık iğne doldurarak da yapabilirsiniz. Doldurmadan önce de bir azaltma. 6 kere bunu tekrarlayalım. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. 12 tane sık iğnem kalınca bırakacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane daha yapacakmışım. Bir sık iğne ve bir azaltma. Doldurma işlemini yaparak arkadaşlar şimdi 7'den 23'e kadar aynı bu elimiz gibi doldurarak 12 sık iğne olacak. Evet, sağ el, sol el bu şekilde arkadaşlar. Bunu her bebekte kullanabilirsiniz. Sadece pijama askerilerde değil. Ben bunu pijama askeri için yaptım. Ama bunu başka bebeklerde de kullanabilirsiniz. Parmak yapımı olarak zaten, parmaklı el yapımı olarak ben bunu video olarak paylaşacağım. Bu kadar arkadaşlar.